Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda hırkamızın birleştirmek kısımlarını göstermiştim. Bugün hırkamızın şu manşet kısmını yapacağız. Birini yaptım, diğerini birlikte yapalım. Daha sonra etrafını da çevireceğiz. Örgümü örerken motifimi iki nokta, şöyle 2.175 tığla örmüşüm. Birleştirirken şu turuncu kısmını, son sırayı ekleme yaparken 3 numarayla ekledim. Örgü ördüğünüz zaman bu şekilde yapın. Yalnız kolları 3 ile değil hanımlar, motifi şu iç kısmı ördüğüm tığla yaptım. Hani gevşemesin, bollaşmasın diye. Çünkü kollar daha çabuk gevşeyecektir. Giy çıkar yaparken. Bundan dolayı bu tığımla yapıyorum. Yani 2,5 numarayla yapacağız. Şöyle hemen kolumuza başlamadan önce şunu yapalım. Başlangıç kısmını alt kısmı alalım. Şurası omuzsa koltuk altı şöyle. Şu koltuk altından tığımızı takacağız. Tığımızı tam şu eklediğimiz kısımdan şöyle geçiriyorum ve turuncu ipimle bir zincir çekip ilk olarak 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3. İpimizi de şöyle arada dursun. Tığın başına alıyorum. Şu boşluklara batmıyoruz. Şu trabzanların tepesine bakın, gözüküyor. 1 2 ve 3. Sadece burada 3 tane trabzan tepesine battım. Şu boşluğa gelince 1 trabzan. Bundan sonra daralma olması için şu 3 trabzanın tepesine batmıyoruz. Boşluğa bir tane trabzan yaptım. Şöyle yapalım. 3 tane trabzanın üzerine batmayacağım. Sadece 2 trabzanın üzerine 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar boşluğa geldik. Tığın başını aldım. Bir trabzan. Tığın başına alıyorum. Bakın. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımız var. Ama ben sadece ikisinin üzerine 1, bu da 2. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Boşla bir trabzan. Şu 3 trabzan arasına sadece 1, bu da 2. Yalnız motifimizin sonuna geldiğimizde yine ekleme yerine geldik. Bu ekleme yerine de bakın. Ortaya bir tane trabzan yaptım. Tığın başına alıyorum. Ve şu ekleme kısmına. Şu ekleme kısmına bir trabzan. Şu şekilde olacak. Tekrar tığın başına alıyorum. Şurada çok boşluk kalmaması için sadece ekleme yerlerinde şu uçtaki, bakın az önce buradaki trabzanın üzerine şurada bir tane atladık, iki tane trabzan yaptık. Boşluğa bir tane trabzanımız var. Şimdi aynı şekilde boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Devam edelim. Sadece iki tane trabzanın üzerine işlem yapıyoruz. Boşluğa geldim. Tekrar bir tane trabzan. Tığın başına alıyorum. Sadece iki tane trabzan çıkartıyoruz.
Boşluğa bir tane trabzan. Böyle devam edeceğiz. Başladığımız yere kadar trabzan yapacağız. Sadece bu ilk sıramızı. Daha sonra sık iğne yapacağız. Başlangıç yerimize geldik. Tığın başını alıyorum ve şu birleştirme kısmına bir trabzan yapıyorum. İlk başlangıçta 3 zincir çekmiştik. 3 zinciri tepesine şöyle kaydırma yaptık. Evet, bu sıramız bitti. Manşetimizin, kol manşetimizin ilk sırası trabzan olarak bitti. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çekelim. İkinci sıramızda azaltma yapacağız. Eğer çocuk için yapıyorsanız her sırada azaltma yapın. Eğer yetişkin için yapacaksanız, ben mesela bu kolumda, nerede kolumuz, nerede kaldı? Bu yetişkin hırka. 3 sık iğne ördüm, bir azaltma yaptım. 3 sık iğne ördüm, bir azaltma yaptım. Şöyle kolunuza göre, zaten normal kilonuza göre normal bir kol. Şimdi 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Bir tane azaltacağız. Nasıl azaltacağız? Oyuncaklarda yaptığımız gibi azaltmamızı yapacağız şu şekilde. Devam edelim. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Aynı azaltma şeklimiz. Şöyle örgümüzün tek kanadını alıyoruz. Diğerini de alıyorum. Bakın tığın üzerinde iki tane örgümüzün kanadı var. Çektim ve bir sık iğne. Bir defa daha göstereceğim. 1 2 3 sık iğne. Sıradaki sık iğnenin tek tarafını aldım. Diğer sık iğnenin de tek tarafını alıyorum ve tığımı doladım, içeri çektim. İkisini bir çektim. Başlangıç yerimize kadar devam edelim. Ne yapmıştık? Birinci sıramızı trabzan, ikinci sıramızı sık iğne ördük, azaltarak gittik. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıramızı da normal trabzan yapacağız. Bakın başlangıç yerime geldim. Kaydırma ve 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde trabzanla gideceğiz. Şurada yaptığımız işlemi 3. sıramızda da yapacağız. Normal trabzan. 3. sıramızı. 4. sıramızda modele geçeceğiz. 3. sıramızı tamamlayalım trabzan olarak. Daha sonra lastik kısmına geçeceğiz. Burada 3 tane zincir çekmiştik. Arasına batıp kaydırarak şöyle kapatmış oldum. 1, 2 ve 3. 3 zincir çektim. Şimdi modele geçebiliriz. Tığın başını alıyorum ve ilk trabzanın altından, bakın şu şekilde aldım. İlmeğimi çektim. Normal bir şekilde trabzan yaptım. Tığımı doladım. Bu defa arkadaki trabzanımı şöyle aradan, hiç trabzan atlamıyorsunuz hanımlar. Aradan tığımı geçirdim. İlmeğimi çekiyorum. Normal bir şekilde iki defa da çektim.
Devam edelim. Tığın başına alıyorum ve sıradaki bakın. Birini ördük, ikincisini ördük, üçüncü trabzanda sıra. Aradan geçirdim. Tığım arada, ilmeğimi çektim ve çıkardım. 1 2 2 kere de çekmiş oldum. Bir tane daha yapalım. Tığım başına doluyorum ve sıradaki trabzanım. Bakın sıradaki trabzanım bu. Arkadan tığım geçirdim ve trabzanımın arasından arkaya ilmeğimi çıkartıyorum. 1 2 Tığım başına alıyorum. Öndeki trabzanımı 1 2 Tığım başına alıyorum. Arkadaki şu şekilde arkadan geçiriyorum. Arkadan bir tane ördüm. Tığım başına al. Önden trabzanı ör. Tığım başına al. Sıradaki trabzanın arasından tığ geçir, kavra ve ilmek çıkar. Modelimiz bu, lastiğimiz bu. Sıra başına kadar böyle devam edelim örgümüze. Ben iki sıra ördüm. İlk düz trabzandan sonra iki sıra ördüm. Üçüncü sırayı yine sizinle yapalım. Şöyle ilk başlangıç kısmına geldik. Kaydırmayla 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. İlk başlangıçta nasıl yaptıysak örgümüzü yine aynı şekilde öreceğiz. Bakın. Şöyle ördükçe arkadan alıyoruz. Zaten ikinci sırada netleşiyor. Daha kolaylaşıyor. Bakın. Ön trabzan yaptığımız şöyle mi yapsam? Önden aldığımız trabzan böyle bir çubuk halinde gözüküyor. Arkadaki de şöyle. Hiç zincir örmüyoruz. Çekmiyoruz zaten. Tığın başına alarak bakın şöyle alıyorum. İki kere de çıkartıyorum. Tığın başına alıyorum. Arkadaki şöyle arkadakini alıyorum. İki kere de çıkartıyoruz. Sıramızı sonuna kadar böyle öreceğiz. Ben arada arada iki sıra yeşil gittim. Bir çizgi renk olsun diye. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Toplamda kaç sıra yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sırada tamamlamışım örgümü. En son başladığımız yerde bir zincirle bitirmişim. Ben son sıraya kadar öreceğim. İsterseniz yeşil ipi takarken de beraber renk geçişimizi yapalım. Son sıraya geldik. Şöyle aradan tığımı geçirdim ve ilmeğimin üzerinde iki tane ilmek oluştu. Yeşil ipimi alıyorum. Yeşil ipten zincir çekiyorum. Ve iki ilmeğin arasından geçirdim. Şu aradaki turuncuyu şöyle çekelim, sıkıştıralım. Yeşil ipimle 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığım başına alıyorum. Örgümün modeline devam ediyorum. İlkini önden aldım. Diğer ilmeğimi şöyle arkadan şöyle arkadan geçirerek ikinci ilmeğimi de aldım. Tekrar tığın başına alıyorum ve öndeki ilmeğimi iki sıra yeşille gittim ben. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Renkler, çizgili renkli de yapabilirsiniz. Bundan sonra ben iki sıra yeşil yapacağım. Daha sonra turuncuyla bitireceğim.
kolumuzun son sırasını yaptım. En son şu çektiğimiz zincirin içerisinden kaydırmayla bir zincir. İsterseniz daha sağlam olsun, isterseniz iki zincir çekin. Ve ipimi birazcık şöyle 1-2 santim kadar uzun kesiyorum. Şu ipimizi saklamak için şöyle bir sistem yapalım. Örgümün ters kısmı, bakın iç kısımda şöyle tek kanadını alıyorum örgümün ve arasına artan ipimi gezdiriyorum. Birkaç sık iğne arasından şöyle, evet bu kadar yeterli. Bakın şöyle bakalım. Şu kalan kısmını da aşağıdan, tamamdır. Onu da yeterince yaptıktan sonra kesiyorum. Evet, kollarımızı tamamlamış olduk. Şu kollarımıza bakalım. Böyle tığla örülen lastik bayağı kalın duruyor. Zaten hırkamız da kalın, ipimiz de kalın olduğu için. Hırkamı 5, 1, 2, 3, 4, 5 ve omuzla birlikte 6 motifle ön tarafı yapmış oldum. Bu da 36 ve bence 40 beden de giyebilir. Üstüne tam oturumu bilemiyorum ama 36, 38, evet 40 da giyebilir aslında şöyle içinde çok kalın bir şey giymezse. 1, 2, 3, 4, uzunluğu da 5 motif, pardon 4 motifle, boy olarak da 5 motifle tamamlamış olduk. Kollarımızda 1, 2, 3, diğer şekilde 9 motif. Bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.